İrem Gelin'in yatak odası metrekare olarak küçük olduğundan açık tonların kullanılması yerinde bir karar. Japon karyola ve çizgili örtü gayet uyumlu görünüyor. Yatak başlığıyla aynı tonda dekoratif yastık kullanılması uyumu arttırmış. Gold detaylı makyaj masası ve kare ayna sade ama zarif seçimler. Giyinme odası olarak tasarlanan gömme dolap açık raf sistemiyle kullanışlı hale getirilmiş. Son olarak cam başlıklı gold avizeyi odaya uygun bulduğumuzu belirtip sözü ev sahibi gelinimiz İrem'e bırakıyoruz. Kızlar Yatak Odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu yatak odanı dekorasyonunu ne olarak adlandırıyorsun tarz olarak? Spor olarak adlandırıyorum ama hani ne spor ne çok şık. Çünkü bazamı zaten görüyorsunuz. Çok şık bir baza da değil. Ama çok spor bir baza da değil. Yani şöyle bu yatak komple olarak bu yatak odasına bana çok büyük geldi. Yani sen metrekarelerini ölçüp, yatak boyutunu ölçüp ona göre almadın mı? Çünkü genelde herkes öyle yapar. Evet, ona sığar mı sığmaz mı? Komodinler sığar mı sığmaz mı? Çünkü komodinlerini de görmüyorum ben. Hı-hı. Muhtemelen yatağın çok büyük olduğu için onları içeri evet, sokmadım. Komodin gerek duymadım. Zaten öyle bir şey de kullanmıyorum. Burada giyinme odam var. Ne koyacaksam oraya ve burada aynamın altında hani olduğu için gereksinim duymuyorum. Bazayı evet ölçtüm ama ben en başından beri hep bu bazayı istiyordum. Eğer bir sürü yer gezdim, hiçbir yerde bulamadım. Hoşuma gitmedi. Hep bu tarz bir şey istediğim için bunu tercih ettim. Evet küçük bir alan kalıyor ama burada normalde şurada kiriş vardı. Buraya normal ya buraya yatağın bazanın başını komple koyacaktım. Dolabı böyle yapacaktım ya da böyle daha az bir dolap, küçük bir dolap yapacaktım. Eşyalarım bu sefer de sığmıyor. Hala koyamadığım eşyalarım var dolabıma. O yüzden buraya kirişte kötü bir görüntü olduğu için orası çok göçme bir alan kaldığı için burayı komple kapakla kapatmak istedim ki hani giyinme dolabı gibi bir alan olsun diye. Yani şöyle evimizi döşerken her istediğimizi alamıyoruz evi metrekaresinden dolayı. Örnek veriyorum ben de bu modelleri çok seviyordum, beğeniyordum ama odam küçük olduğu için ben odamı daha çok daraltmamak için onu almadım. Başka bir şey tercih ettim. Hani illa seviyorum, istiyorum diye ben bunu alacağım, bunu yatak odama koyacağım diye bir şey yok. O yüzden daha böyle dar bir şey, komodinlerin de sığabileceği bir şey tercih edebilirdin. Jaluzine değinmek istiyorum. Mutfaktakinin aynısı burada var. Yani mutfakta mı kullanıyorsun, yatak odasında mı? Bence karar ver. Hem yatak odasında hem mutfakta kullanıyorum. Bence buraya böyle yapmamalıydın. Siyah almadım. Buraya normal bir perde sermek istemedim. Yani takmak istemedim. Stor yapabilirdin. Stor hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden tercih etmiyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Hem mutfakta var hem burada var. Bence olmamış. Bir de bunu hani çok heves etmiş olabilirsin ama bunlar bir süreden sonra tiftik tiftik oluyor ve şu yastık yüzüne benziyor. Hiç kılıf gibi durmuyor. Dış ses onu alabilir miyim? Buyur Şule'cim. Bir saniyede çok bu gerçekten yastıklara benziyor. Yastık yüzüne benziyor. Bunun arkadaşlar keşke bir kılıf geçirseydi. Bunu annem bana kendisi yaptı. Normalde nevresim takımları yani yatağa serilen o takım daha ağır oluyor. Ben bunu böyle bir şey kendisi mi yaptırdı? Evet, kendisi yaptırdı. Dün benimkine televizyon battaniyesi denilir. Bu da bence biraz battaniyeye benziyor yani nevresim takımından daha çok. Hiç battaniyeye benzemiyor. Şöyle görebilirsiniz. Çeyizinde çok güzel nevresimler vardır eminim. Onlardan kullanabilirdin. Çeyizindekiler bu odaya gitmediği için böyle bir şeyi tercih etmedim. Bir de böyle mi kullanıyorsun yani üzerinde battaniye, bu yorganın hiçbir yorgan, şekilde kılıfı. Hiçbir şey yok yüzsüz yani. Bir de yeni gelinsin, 3 aylık gelinsin bunu mu kullanıyorsun? Günlük gibi geldi bana. Hayır, o yüzden evet gerçekten günlük şey bir renginden dolayı mı hastane takımı diyorsunuz? Onu anlamadım ama yani dünküne göre daha iyi. Ben en azından buraya gelip de Zegumma'ma en azından öyle benimkide bir şeyler vardı. Seninki de hiç koyma. Şey nasıl hiçbir şey yok? Ayrıca seni mutfakta uyardım. Eşyalarımı bir yok daha işte. Düzgün hani bunu bu şekilde yaptım. Sonuçta düzgün böyle karıştırıp atmadım. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Mutfakta bir, burada iki. Bir daha görmeyeceğim düzgünce böyle bu şekilde yaptım. Attım, karıştırıp koymadım dedim yani. Atamazsın. İzin vermiyorum ben sana. İzin aldın mı benimle benden? Benimle konuşurken o ses sonunu o zaman misafirliğini bileceksin. Kusura bakma. Bence hiç misafir ben burada bir diğer arkadaşımıza niye bunu böyle yaptın söylememişti. Yani bunu aynı şekilde bana başka bir arkadaşım attı. Ben bilerek yapmadım. Bu şekilde attım bilerek, yani. Bilerek attım. Ses sonunu yükseldiği için bunu yaptı. Görecek seyirciler de bilerek mi attım, aynen, bilerek bence atmadım. De. Bence de görecekler. Salonda da aynı vizeyi görmüştük. Burada da aynı vizeyi görmüştük. Bir de bu özen kırık sanırım.
aşağıda duruyor. Evet, onu alırken çatlamıştı. O çok çok hassas dişi. O yüzden bunu ben çıkarmaya da çok korkuyorum. Taktım, sonra yine aldım aslında. Sonra ama yine kırıldı. O yüzden çıkarmayı istemiyorum yani. Bir şey oldu yani galiba. Yani şu yukarıda çok beğendiysen sen de eşlik edebilirsin. Yok, aklıma bir şey geldi. Şu yukarıdaki kablosu da gözüküyor da. Parti çok güzel geçiyordu da ona güldüm. İyi eğlenceler dilerim sana. Teşekkür ederim. Başındakinin hakkını veriyorsun ben gerçekten. Ben devam etmek istiyorum. Şu yukarıdan kablosu gözüküyor aslında. Onu sormak istemiştim. Evet. Yalnız yukarı... ben konuşuyorum kızlar ama dinlemiyorsunuz. Şu yukarıdaki kablosu gözüküyor da onu sormuştum. Şöyle ayıp yaptığını bilmiyorum, farkında mısın ama mutfakta da aynısını yaptın. Şurada burada da aynısını yapıyorsun. Beni geçiyorum, bence arkadaşlarıma da saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Lütfen bir daha bu şekilde hareketler sergilemezsen yani evinde çok sevinirim. Saygısızlık yaptığını... Ben senin evinde gülmedim. Bir yorum vermek istiyorum. O normalde yukarıya doğru çıkıyor ama onun herhalde orası bozulduğu için onu ben tamamen yukarı çıkartamadım. Yine biraz ortaya kadar çıkarttım, sonra kendisi bir daha aşağı doğru indi. Bir daha ben de takmakla uğraşmadım açıkçası. O yüzden hani öyle kalmasını tercih ettim. Kötü bir görüntüsü var. Onun evet, farkındayım. Normalde o komple çıkıyor yukarı doğru. O yüzden kulpun evet. Ve buradaki konsolun gold güzel duruyor. Ama o yüzden çok uzun. Yani... Evet, dediğim gibi işte orası herhalde bozulduğu için yarıya kadar çıkıyor. Sonrasını yapamıyorum. Kendisi aşağı saldı. Peki fiyatı nedir? Onun 1300 liraya almıştım. Yatak odanda halı kullanmamışsın. Salondaki halının zaten yatak odası halısı. Onu burada kullanabilirdim bence. Şule'cim bir şey sorabilir miyim? Sence burada nereye halı koymam gerekiyor? Görebiliyor musun? Bak bu zaten buraya doğru yaslanıyor. Yani bazanı böyle burası bu kadar büyük seçerken bunu düşünmeliydi. Burada küçücük bir alan boş. Yatak odasında halı kullanıyor. Ben konuşuyorum. Dinler misin? Ben seni konuşurken dinliyorum. Sen de aynı şekilde beni dinlemeni yani istiyorum. Sonuçta bu odayı burada, yapan sensin. Burada aynen var. Burada konsolun var. Çok az bir boşluk var. Orada da aynı şekilde bir boşluk var. Yani halı sermeme hiç gerek yok yani. Yatak bazını küçük kullansaydın serebilirdin. Ben bu bazıyı kullandım ve buraya halı tercih etmedim. Kırlentlerinde niye renk kullanmadın? Yani neden hep düz bej renk? Orada bir sürü kırlent var ama hepsi de böyle bej. Sıkılmadın mı o renkten? Yani koyarak hepsini. Yatak odamda düz renkler kullanmayı tercih ediyorum. Çok renkli olmasını istemiyorum. Çünkü sadece zaten hani bir yatmaya geldiğim için en azından diyorum ki gözüm çok cafcaflı, renkli bir şey görmesin ki hani dingin hissedebilmek için tercih ediyorum. Buraya başka ne renk koyabilirdim? Bazam zaten bej rengi, üstüne böyle krem rengi bir nevresim serdim. Sok yeşil kullanabilirsin yani, yastıklarında. Belki hani olabilirdi evet. Belki sadece yastıkları yapabilirdim ama öbür ben hani çok renkli bir görüntü olsun istemiyorum. O yüzden sadece tek renk kullanmayı tercih ettim bazamda. Yastıkların çok çok fazla geldi bana. Yani salondaki fazla yastıkları buraya mı koydun? Bunlar normal böyle objektif dursun diye koyuluyor. O yüzden hani ben güzel bir görüntü elde edebilmek için bunları koydum. Sence güzel değil mi? Objektif ne demek? Bugün çok heyecanlandım evet, galiba. Evet çok heyecanlıyım çünkü bir de zaten evimin hakkını vermeyen bazı yorumlar yapıyorsunuz. O yüzden yanlış kullanmış olabilirim. Arkadaşım sen avukat mısın? Avukat değilim ama burası bir yarışma. Ben de burada yarıştığım için söz hakkımı kullanabilirim. Sen de karışıyorsun. Dün aynı şekilde ben seni savunmuştum ama savunduğum hareketin aynısını sen İrem arkadaşımıza yaptın. Yani bunu Gaye arkadaşımız alıp bu şekilde senin önüne attı ve sen de aynı şekilde buradaki dizaynı bozup sen de aynı terbiyesizliği İrem arkadaşımıza yaptın. Hiçbir şekilde tasvip etmiyorum bu hareketini. Neyse ben konudan hariç bir şey soracağım. Bence bütün izleyicilerimiz de bunu merak ediyordur. Yatak genellikle bazasız oluyor. Hı hı. Bazasız olduğu için de tercih etmiyorlar. Evet. Bu yatak bazalı mı bazasız mı? Çok araştırdım ve buldum. Bu bazalı. Kalkıyor yani. Kaldırabilir misin? Bir de derinliğine bakmak istiyorum. Tabii içinde eşyalar var ama böyle bazalı bir şekilde. Çok güzel bir güzelmiş. Ben de bundan aramıştım ama bulamamıştım bu şekilde. Battaniye mi? Örtü mü? Bu mu? Evet. Bu uyku seti. Derinliği gayet iyi. Renk bak, olarak ki, az önce ben yastıklarında sof yeşil kullanabilirsin söylemiştim ama beğenmediğini ve böyle. Beğenmediğimi değil, evet olabilir dedim ama ben genelde beige tercih ediyorum dedim. Bunu genelde... Ama demek ki sof yeşilin de varmış. Böyle var ama bu uyku seti sadece kış... Zaten buraya da günlük bir şey kullanmışsın, keşke bunu kullansaydın. Bence de bu daha şık olurmuş. Evet. En azından renk katar. Biraz renk katar. Zaten hastane takımından sonra bu daha güzel olabiliyor. Çok sade kalmış. Odan açıldı resmen. Evet bence de. Teşekkür ediyorum kızlar yorumlarınız için. Yatak odasının takımlarının fiyatını öğrenebilir miyim? Bazam 22 bin liraya aldım. Dolabı içindeki her şeyle birlikte
22,5'a falan denk geldi diye hatırlıyorum. Konsolum ve aynamı da 18 bin liraya aldım. Ayrı ayrı mı ya, takım olarak değil mi? Takım değil, yok. Kendim ayrı ayrı aldım. Ayrı ayrı aldım. Bence fiyatları gayet iyi. Bence evet, bence de uygun. Güzel. Bir de bazen bazalı olduğu için bayağı bir uyguna buldum. Normalde evet, bazasızları da evet, aldı. Evet. Perdenin fiyatını alabilir miyim? Perden mutfaktakiyle aynı fiyatta, 3500 TL. Fiyatı biraz fazlaymış bence. Hanımlar, yatak odası yorumlarınız bu kadar mı? Evet. Evet. O zaman haftanın ödüllü oyununda sıra. İrem, ne diyorsun? Sence Şule'den daha fazla nar ayıklayabilir misin? Ayıklayacağımdan eminim. Ben zaten iddialı olmadığımı söylemiştim. Çünkü gerçekten bu yaşıma kadar hiç nar ayıklamadım. Zaten sevmiyorum. Doğrudur ama işte ben kendi evimde evlenmeden önce ayıklıyordum. O yüzden iddialı olduğumu düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İrem, sanki biraz yüzün düştü. Moralin mi bozuldu senin? Moralim evet bozuldu, çünkü evimle ilgili hiç böyle olumlu yorum yapmıyorlar. Sürekli şurası böyle, burası böyle, yok işte siyah olmuş, yok beyaz olmuş, burası böyle. İster istemez moralim bozuldu, evet. Ağlamak istersen ağlayabilirsin. Gözyaşlarını silin. Yok, ağlamayacağım, merak etme. Çünkü evim bu yorumları hak etmiyor kesinlikle. Puanlarda ne yapacaksın, puanlamada? Hakkaniyetli davranırsanız evimin puanını verirsiniz. Davranmazsınız zaten. Bir şey diyemiyorum yani. Sen dün bana hakkaniyetle davrandın mı? Keşke verdim falan diyordun. Evet, hakkaniyetli davrandığımı düşünüyorum. Ve asla da pişman değilim sana verdiğim puanla. Tamam arkadaşım, puanlamada görüşürüz. Görüşürüz. Eyvah, anlaşılan puanlama gergin geçecek. Neyse, biz şimdi ödüllü oyunumuza geçelim ve İrem'in iddiasını görelim. Yatak odası çok küçüktü. Hiç iyi bir şekilde değerlendirememiş. Yatak odasından yatağı olmayan bir yatak seçmiş. Yani çok abes düzeyde büyüktü. Hani beğendim ama yatağı çok büyüktü.